myself. Take me right back to the start. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'de Bay Hüseyin 50 mi? Yok. Hüseyin Bey 50 kullanıcı adlı arkadaşımızın yapmış olduğu Ford Cargo 53-38-82 galiba. Onu tanıtıyorum. Şimdi ben rotamı ayarladım. Nereden? Dur bakayım bir. İstanbul'a gidiyorum. Nereden gidiyorsun? Bir bak. Evet. Aslında ben 40'lar elinden çıkmıştım ama oyun durdu. Dondu ve ben de yayını kapatmak zorunda kaldım ve video olmadı. O yüzden kaldığımız yoldan yani Tekirdağ tarafında kalmıştım zannedersem. Oradan İstanbul'a doğru yol alabiliriz. Evet arkadaşlar, aracın çok eksikleri var aslında ama gene de fena değil. Mesela eksiklerinden birisi Ford kamyonun içinde direksiyonun Renault amblemi bulunması. Ondan sonra şu ön tarafta fark edersiniz belki videoda da izlerken, sileceklerin aracın iç kabininin orada olması, yani orada gözükmesi, sanki içerideymiş gibi gözükmesi eksik duran tarafları. Bunun haricinde geri kalan her şey normal Ford kamyon şeklinde, Ford kamyon aracında olduğu gibi gerçekteki. Şurada da ikişerden 4 tane Pioneer ses sistemi seti. Yukarıda da klima şeysi, klima aparatı. Şuradan da şu şekilde görünüyor. Şöyle bir neye basalım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce oyundan attı. Yani benim bilgisayarın huyu bu zaten. Alışkanlık var bizim bilgisayarda. Bu şekilde atıyor ama olsun, biz devam edelim. Hadi bakalım, gece. Önceki videomda sabahtı ama şimdi gece olsun. Bununla idare etmemiz lazım artık. Yalnız bir dakika, evet. Tam kavşak tarafına geldiğimiz zaman GPS halloldu, kendine geldi yani. Uzunları yaptığımız zaman çok kötü bir göz oluyor. O yüzden biz de kısalarla devam ederiz. Şöyle bir tane de tam bir kırmızı ışığa yakalandık. Neyse, bekleyelim bakalım. Aslında bu aracı gündüz sürmesi daha zevkli oluyor. Çünkü gündüz sürdüğümüz zaman aracın her detayı ortaya çıkıyor. Nasıl güzelliği olduğu falan. Ama şimdi de böyle gidelim bakalım. Zaten yoldayken gündüz olur. Belki de uyuruz, uyanırız. O şekilde gündüz yaparız. Şehir içinden çıktık ve normal ana yola bağlandık. O yüzden bunları açayım ki ilerimi göremiyorum fazla. Dediğimiz gibi rotamız İstanbul. İstanbul'a bu sırtımızdaki keresteleri, daha doğrusu kereste değil de ağaç köklerini indireceğiz. Sonra orada bir dinlenme molası veririz. Kafamıza göre bir takılırız orada, bir şeyler yaparız. Ondan sonra da Allah deriz. Şöyle sağ şeride girelim. Tamam.
de arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Hani Euro Truck Simulator 2'de Türkiye haritası çok beğenilen bir mod ama keşke benim memleketimde yapsalardı, çok iyi olurdu. Tabi hani geri kalan her şey var, her şey tam olabildiği kadar yapılmış ama keşke Niğde de olsaydı, çok güzel olurdu. Hani oraya da otobüs seyahati falan gerçekleştirebilirdik, çok da hoşuma giderdi. Normalde de tabi hoşuma gidiyor ama belki birazcık daha mutlu olabilirdim. Ama neyse, böyle daha güzel, böyle de güzel, hani devam ederiz bu şekilde de. Yapacak bir şey yok. Sağ tarafta gördüğünüz gibi biter döver. Acaba kim maskezinde ekerken ya da biterken, daha doğrusu yani biterken bırakmış gitmiş, mola vermiş, bilemiyorum. Bu arada iki tane de ceza yedik, hayırlı uğurlu olsun. Ama olsun, bizim çizgilerimiz ve paramız dolu. Delirtekun bizde para şu an. Gitmek tehlikeli aslında, araç falan savruluyor ama şöyle de baktığınız zaman yolu çok çabuk bitirebiliyorsun hızlı gidince. Tabi bunun yanında virajlarda falan çok dikkatli olman gerekiyor. Onun haricinde de başka bir sıkıntı yok yani. Yani bazen bu şehir içine girerken veya belirli aralarda hız sınırları olduğu yerde cezayı yiyebiliyoruz. Orada dikkat ettikten sonra zaten gel keyfim gel diye devam edebiliriz. Bu şekilde devam ettiğim gibi. Bunun için bir retardar denemesi yapacağız. Şu an umarım sesi iyi bir şekilde alıyorsunuzdur. Valla gerçekten Revego konusundan sonra en beğendiğim retardar sesiydi galiba. Öyle olması lazım. Çünkü hani diğer çekicilerde, normal çekicilerde denemedim ama yani bu şekilde çok hoşuma gitti. Güzel yakıştı. Sen nereden çıktın be birader ya? Ha, içimizden geçtin Esnan araba. Evet,
İstanbul'a gelmiş bulunuyor, gelmiş bulunmaktayız. Bir şekilde sağa döneceğiz. Bakalım bu Boğaziçi Köprüsü, yani Yeni Adıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçiyor muyuz? Yoksa ayarladığımız rota farklı bir taraftan mı gidiyor? Onu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar 15 Temmuz şehitleri demişken, 15 Temmuz köprüsü demişken, 15 Temmuz'da şehit olan ve bizim için kelle koltukta, sınırlarda ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmakta olan polis, asker ve ordu verirler ve tüm asker birliklerinde şehit olanlara Allah'tan rahmet ve geride kalanlara da, hala görevde olanlara da taşlarının tek teline zarar gelmemesi dileğiyle saygı duyuyoruz buradan, hani selamlarımızı gönderiyoruz. Allah vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü bozmasın diyoruz buradan da. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Dediğimiz köprüden geçeceğiz birazdan. Gördüğünüz gibi tam karşımızda. Gerçekten köprünün ışıklandırmaları fevkalade olmuş. Köprüden ben en son Eurotrack Simulator 2'de 1.26 sürümünde yeni çıkarılan ya da 1.22, 1.23 ve 1.24'lerde hani parça parça halinde verilen harita modlarında mı ne geçmiştim sana dersen. O zaman da gündüz oyununda geçmiştim. Ya o zaman da vardı, akşam geçseydik ya da herhalde yeni yaptılar. Ama çok güzel olmuş. Tekrardan ellerini tavsiyorum buna yapanlar, emeği geçen herkese. Her neyse, buraya gelmişken şurada bir uyuyalım. Sabahı edelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Gece yolculuğu yapmayı hiç sevmiyorum. Şekilde bırakalım arkadaşlar. Şimdi bizim paşa da biraz dinlensin. Gözler uyuyor. Evet arkadaşlar, gündüz oldu ve ortalık harbiden de efsane görünüyor. Gerçekten köprü arkamızda kaldı ve gişelerden de geçiş bulunmaktayız. Şöyle farlarımızı kapatalım. Sen şöyle bir yakacak diyorum ama neyse, akşam olunca akşam olunca yaparız da zannetmeyin. Devam edelim şimdi. Hiç mola vermeden.
ve şu manzarayı göstermek istiyorum şu şekilde. Bilerek şöyle ayarladım kamera şeyini, yönünü. Bu arada filmden üstüne çıkıyordu. Neyse. Araçta 3 tane GPS var arkadaşlar. Ben birazcık görgüsüzlük yaptım. Sol şeyde camın önünde olan otomatikman geliyor. Karşıdaki küçücük telefon gibi askılı gibi olan o da otomatikman geliyor ama zannedersem buna en son telefon şeklinde olanı ben aktifleştirmiştim, koymuştum daha doğrusu. Olsun, fazla mal göz çıkarmaz, bir şey olmaz. Şöyle biraz daha yanıyor. Evet arkadaşlar, benim bu yaptığımı yapmayın. Önüne gelsek yaptığımı alayım. Önünüzdeki araca kankadan çarpabilirsiniz. Çok dikkatli olmanız lazım. Takipçi şakaya geldi. Şeker pancarı, şalgam pancarı, bilmem ne pancarı. Şalgam soyu, şalgam suyu getirdim. Şalgam suyunu getirdim. Şalgam suyunu getirdim. Neyse arkadaşlar, bu kadar şaka yeter. Çok saçma saçma şakalar yapıyorum biliyorum. Sırf sizi ağzı şeyde olsa güldürmek için. Böylelikle varış noktasına doğru ulaşmış bulunmaktayız. Bu otobüs biraz da geç ben istedim. Geç geç. İnsanlar bu kadar atı ne yapıyor? Kesinlikle yiyorlar. Yoksa ciklikte besleyip de yarışlara mı götürüyor, yoksa binek olarak mı kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Şöyle bulmadan gidelim. Gerçekten Hüseyin Bey 50 kullanacaklı arkadaşımıza buradan çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Araç kaliteli olmuş. Güzel olmuş. 1.27'ye uyarlanması ya da daha doğrusu 1.27 için galiba yeni yapılmış olabilir. Onu tam incelemedim ama eline karşı fevkalade olmuş. Bu arada şimdi de yeni görelim. Aracımız 38 36 mı? Öyle bir şey olmuş lazım. 32, 32, 36 veya 38. Öyle bir şeydir arkadaşlar. Neyse. Şöyle yanaştıralım arkadaşlar. Dorsayı çarpmadan yanaştırırsam dünyada bir iki şansıyorum dermişim. Bu arada arkaya da bakmıyorum.
Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yakında daha iyi videolar, daha iyi şekilde videolar falan, mod videolar olsun vesaire, başka videolar falan gelecektir. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere.